Evet yaratılış hadisleri sorulmuş. Sizden birinizin yaratılışının başlangıcı annesinin karnında 40 günde derlenir, toplanır. Sonra ikinci 40 günlük süre içinde pıhtı haline döner. Sonra da bir o kadar zaman içinde bir parça et olur. Daha sonra Allah bir melek gönderir ve melek ona ruh üfler bu melek dört şeyle anne rahmindeki canlının rızkını, ecelini, amelini, iyi birimi yoksa kötü birimi olacağını yazmakla emrolunur. Abdullah ibn Mesud der ki, kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki, sizden biri cennetliklerin yaptığı işleri yapar ve kendisiyle cennet arasında sadece bir arşın mesafe kalır da, sonra anne karnında yazılan yazının hükmü öne geçer, cehennemliklerin yaptığı işleri yapar ve cehenneme girer. Yine sizden biri cehennemliklerin yaptığı işleri yapar ve kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalır, yani çok az bir şey kalır. Sonra anne karnında yazılan yazının hükmü öne geçer, ve o kişi cehennemliklerin yaptığı işleri yapmaya devam eder de neticede cehenneme gider. Enes bin Malik radıyallahu an hadisi Allah Resulüne nispet ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur demiştir. Şüphesiz aziz ve celil olan Allah rahime bir melek görevlendirmiştir. Melek ey Rabbim bir nutfedir. Ey Rabbim bir alakadır. Ey Rabbim bir çiğnem ettir der. Allah bir mahluk yaratmak istediğinde melek, Ey Rabbim erkek mi yoksa dişi mi, bedbaht mı yoksa mesut ve bahtiyar mı? Rızkını ne olacak? Eceli ne olacak? Sorularını sorar. Böylece bunların bunlar anasının karnında iken yazılır. İmran bin Hüseyin radıyallahu anh şöyle anlatır. Ey Allah'ın Resulü, cennet ehlinin ateş ehlinden ayrıldığı bilindi mi? diye soruldu. Evet buyurdu. Öyleyse ameller, amel edenler niye böyle amel edip duruyorlar denildi. Allah Resulü herkesin için yaratıldıysa onun için imkan verilmiştir buyurdu. Evet bu hadisler grubu sorulmuş. Ee, cenin halindeyken henüz insan anne karnında her şeyinin takdir edildiğini ve sonuçlandırıldığını. Dolayısıyla da kişiye herhangi bir irade alanı bırakılmadığını onun istemine kalmayan, arzusuna kalmayan bir takdirin önden işlediğini ve böylece onu buna mahkum ettiğini hatta bazı ifadelerinde kendisi bu mahkumiyeti yırtmaya bundan çıkmaya çabalasa bile çok uğraşsa bile neticede e, sonunda yani bir karış bile kalmışken bu yazgının gelip kendisini kuşattığını ve onu cehennemlik kıldığını e, anlatma, anlatan veya böyle anlaşılan hadisler grubu, bunlar sorulmuş. Arayalım bu hadisleri. yazgı öne geçer diye arayalım. Feyes bi kualeyhil kitab. İlk sıralarda bir tane de değil, birkaç tane, dört tane Buhari'den rivayet var. Sonra Müslim'den rivayet var. Sonra Ebu Davud'dan, İbn Mace'den öyle gidiyor. Okuyalım hadisi. İnne ehadakum biriniz. Ravimiz Kim Abdullah bin Mesud. Ravileri kırmızıyla yapmış. Abdullah bin Mesud üzerine gelince de ee, Ravi Uzun ismiyle anası babası hepsini veriyor program. Ondan Zeyd bin Wahab, ondan El Ameş, ondan Ebu Lahvas rivayet ediyorlar. Abdullah bin Mesud demiş ki, Kale dedi ki, inne ahadakum biriniz yujmau halquhu fi batni ummihi 40 yawman. Annesinin karnında yaratılışı toplanır yani derlenir toplanır tımmaye kunu alaka misle zalika sure alaka olur tımmaye kunu mudgha misle zalika sure aynı şekilde mudgha olur bunlar ceninin dönüştüğü aşamalar tımmaye basallahu lekan sonra Allah bir melek gönderir fe umru bi arba kalimat dört kelime emredilir yuqalu lahu ve ona denir ki okutub yaz amelahu amelini ve rizqahu rızkını ve acelehu ve ecelini ve şakiyun veya sa'idun yahut ve şakî veya sa'id oluşunu ثُمَّ يُنْفَخُ ف۪يهِ Sonra ruh üflenir ona. Bu kısmı da kritik yani bu aşamalardan sonra, bu kırkınlık süreçten sonra e, mı ruh üfleniyor? Çünkü bu da fıkıhta Hani cenine müdahale edilecekse zaruri sebeplerden ötürü bunun ee, ne anlama gelebileceği bir cinayet tam bir tekamül etmiş bir kişiyi mi katletmiş oluruz sorusunu da e, cevaplayabilmek için de bir eşik gibi gözüküyor. Ruhun öncesi öflenmiş olması yahut öflenmemiş olması o tür konular da bu grup hadislerden temelini alıyor. Çünkü ruhun eğer üflenmediği önceki evre bir bitkisel cenin evresi. Yani embriyolojik henüz insan demeyeceğimiz, özünde bir ruh bulunmayan varlık gibi değerlendirilebiliyor bazılarınca. ثُمَّ يُنْفَخُ ف۪يهِ الرُّحُ Sonra ruh ona üflenir. فَاِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ Sonra da diyor ki yine merfu ifade, yeşil ifade. Sizden bir adam le amel eder. Hatta ma yekunu beynehu ve beyne'l cenneti illa zira'un. Amel eder, 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 eder. Cennetle artık arasına sadece bir zira kalmıştır. Ama ne var ki o daha henüz anne karnındayken şaki olarak yazılmış. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ Dolayısıyla an gelir, kitabı öne geçer. Yani yazgısı öne geçer. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ Kalkar bu kadar iyi amelden sonra ateş ehlinin amelini yapar. Dolayısıyla da yazgısının dediği gerçekleşir ve ateşlik olur. Ve okuyoruz şimdi henüz daha. Ve ve yine amel eder. Hatta ma yakunu beynehu ve beyne'n nar illa zira'un. Amel eder 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 kendisiyle ateş arasında sadece bir bir zira kalır. Ve yesbiqu alayhi'l kitab. Kitap öne geçer. Ve ya'melu bi ehli'l cenneti. Bunun üzerine yani yazgısı öne geçer. Ee, sanki kişi yazgısıyla yarışır gibidir. Ve amelu bi ameli ehli cenneti. Ondan sonra cennet ehlinin işlerini yapar ve cennetlik olur. Neticede yazgıda yazan neticelenir şeklinde bir ifade bu. Şimdi hadisi kötü okumak e, denin sorusu geldiği gibi yanlış okumak iradeye bunu Dayattığınız zaman, yani demin şöyle okuyalım, kötü bir okuma yapalım. Ee, Allah Azze ve Celle, Cenin'i anne karnında henüz yarattığında, e, onun ne olacağını hükme bağlıyor, yazıyor. Bu şaki birisi olacak. Daha Cenin henüz soluk bile almamış, daha nefes bile almamış hayattan anne karnında daha dış ortama bile çıkmadan şaki olacak diyor. Ee, bunu şaki olmalıdır diye okuyalım. Şaki olmalıdır. Dolayısıyla Cenab-ı Hak onu şaki olmaya mahkum ettiği için kişi normal bir kişi olarak dünyaya geliyor. İyilikten yana tercihlerde bulunuyor. İyi olmaktan yana tercihlerde bulunuyor. Ve yapıyor, 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 yapıyor tam da iyi olacak. Ee, eyvah, Cenab-ı Hak bunun kötü olmasını hükmetti, bu Allah'a rağmen iyi olmaya zorladı gibi. Bunun üzerine birileri devreye giriyor, Cenab-ı Hakk'ın hükmü gerçekleşsin diye. Kaderi devreye giriyor ve kişiyi o illa gitmek istediği hidayet istikametinden çekip çeviriyor, gel bakayım sen buraya Allah senin cehennemlik olmanı, yazdı. Sen de cehennemlik olmalısın diye. Böyle cennete ramak kala tabiri caizse oradan e, çekip çevriliyor ve mecburen cehennemlik işleri yapıyor. Sırf Allah Azze ve Celle'nin e, bu önden yazgısı gerçekleşsin diye. Aynı şeyin inversiyonu da var. Yani kötü birisi kendi iste, e, tercihleriyle kötü ama Allah da ne var ki onu anne karnındayken Said yazmış. İyilerden olmalıdır diye yazmış. Bu kişi kötü olmaya yüz tutmuş, çabalamış, çabalamış, çabalamış. Dolayısıyla cehennemle de arasına bir zira kadar, bir karış kadar kalmış. Fakat Cenab-ı Hakk'ın dediği onun hakkındaki hükmü, boşa çıkacağından, yere düşeceğinden bu mümkün değil. O Ramakala bir güç devreye girmiş ve alıp onu gel bakayım buraya sen cennetlik olmalısın. İstesen de cehennemlik olamazsın diye onu zoraki iyiliğe döndürmüş, zoraki hidayete döndürmüş ve o kişi tövbe etmiş, iyi amellerde bulunmuş ve neticede Cenab-ı Hakk'ın dediği olmuş. Yani insanların dediği olmaz, olamıyor. İnsanların çünkü bir iradesi yok. Her şey önceden belirlenmiş boşuna e, bir şey yapmaya çalışıyormuş gibi yapmayın, rahat bırakın kendinizi. Allah zaten sizi iyi biri olarak yazdıysa, onun dediği olacaktır. E, siz ne kadar kötülük yapmaya çalışırsanız çalışın, cehennemi boylayamazsınız. İsteseniz de olmaz, mesajı veriyor. Dolayısıyla da bu ne yapar kişiyi iyi o zaman yani bir e, yazı tura gibi bir şey. Zaten eğer iyilerdensek, ee, o zaman hiçbir kötülükten uzak durmaya e, kendimizi boşuna yormayalım. Nasıl olsa Cenab-ı Hakk'ın istediği sonunda olacaksa bir güç devreye girecek ve bizi sona doğru iyileştirecek ve cennetlik olacağız. Güzel bir fikir. Ee, öteki seçenekte de durum fark etmiyor. Yani zaten kötüysek bari iyi olmaya zorlayıp da en azından elimizdeki bu dünya hayatı geçici de olsa bu imkanı karartmayalım, e, dibine kadar zorlayalım. Zaten kötü yazılmışsak da Allah'ın işini de zorlaştırmayalım tabiri caizse. O bizi zaten kötü yazmış. Bu bir kötü okumadır. Hadis bunu mu söylüyor? Kanımca bunu söylemiyor hadis. Hadis böyle bir şeyi e, söylemiyor. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin kişinin bütün koşullarıyla dair, ve kendi davranışlarıyla dair her türlü bilgisi önden olan bilgisi Cenab-ı Hakk'ın bir ilmidir, ona ait bir ilimdir ve bu içinde bir kısmı kişiyi buna zorlayan yani Allah Azze ve Celle sadece önden bilmekte kalmayıp öylesi de olmasını istediği yani hükmettiği şeylerdir. Bunlara kader diyebilirsiniz. Bir kısmı da Cenab-ı Hakk'ın yine önden bildiği ve yazdığı ama kişiyi bunlara zorlamadığı şeylerdir. Kişi onları tam da Cenab-ı Hakk'ın istediği şekilde kendiliğinden yapar. İşte bizim aklımızın almadığı tarafı budur. Bunlar hangileri derseniz bu koşullar var ya işte hangi zamanda dünyaya gelecek bunu Allah azze ve celle önden bildiği gibi önden de takdir eder. Şu zamanda dünyaya gelsin. Bütün koşullar böyledir. Erkek olarak mı dünyaya gelsin, dişi olarak mı dünyaya gelsin? Cenab-ı Hak bunu belirler ve Cenab-ı Hak sadece önden bunu bilmez, aynı zamanda belirler. Maişeti nasıl olsun? Bir dönem zengin olarak sınansın, sonra fakir olarak mı sınansın? Önce fakir olarak, sonra zengin olarak yoksa biraz orta halli, Yoksa zengin başlayıp fakir olarak sonlansın, yoksa baştan sona zengin olarak son nasıl sınanacağına dair yaşamı içerisindeki koşullar, yakışıklı mı olsun, uzun boylu mu olsun, beyaz mı olsun, kara mı olsun, şöyle becerileri mi olsun, bunların hepsi sınav aracı olarak kişiye verilen koşullardır. Bunların hepsini de Cenab-ı Hak belirler. Yani kitapçı Cenab-ı Hak Kitapçıktaki soruları ama eşdeğer zorluk onu Cenab-ı Hak gözetiyor. Arka planda bütün kullarına verdiği kitapçığın kullarını eşdeğer şekilde zorlayacak, aynı fırsatları onlara sunacak farklı farklı sorular olsa da bu da Cenab-ı Hakk'ın işidir ama bambaşka sorular. Bunları hem önden bilir Cenab-ı Hak hem de o tayin eder böyle olsun diye. Bunlarda bizim bir dahlimiz yoktur. Nitekim hiçbirimiz işte milattan sonra şu kadar, sonra dünyaya gelelim diye bir anket doldurmadık. Erkek olarak sınanmak istiyorum diye de bir tercihimiz olmadı. Zengin olarak sınanmak istiyorum. Şöyle bunlar Cenab-ı Hakk'ın tayin ettiği şeylerdir ki, bunların bir tanesi minicik değişse kişinin hayatında koşullar baştan sona değişir. Yani bu çağda bile dünyaya gelseniz, aynı zamanda bile olsa, yeri değişik geldiğiniz zaman Afrika'da mesela gelseniz yine koşullarınız baştan sonra bambaşka olur. 100 yıl önce gelseniz yine koşullarınız farklı olur. Dolayısıyla koşullara dair bütün şeyleri Cenab-ı Hak önden hem bilir bildiği şekilde yazar ve bunları takdir yani böyle olmalıdır şeklinde yazar. Ama kişinin bedbaht mı olacağı, iyi mi olacağı bilgisi yine Cenab-ı Hakk'ın ilmindedir. Ve bunlar kişi bedbaht olsun diye Cenab-ı Hak hükmetmez. Bedbaht olacak diye yazar. Bu Cenab-ı Hakk'ın bilgisidir. Ama bedbaht olacak olan kişinin kendisidir ve hadise eğer dikkat ederseniz bunu kişinin kendisi yaptığı var. Demin ben arayı doldurdum. Biri devreye girip onu müdahale ediyoru kötü okuma yapabilmek için ben arada koydum. Hadiste öyle bir şey yoktu. Okuyalım hadisi. Diyor ki فَاِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ Amel eder. Dolayısıyla cehenneme veya cennete giden süreçte kişinin amelini ifade ediyor. Kişi amel ediyor. Hatta ma yakunu beynehu ve beyne'l cenneti illa zira. Etti 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 cennetle kendisi arasında bir zira kaldı. Dolayısıyla demek ki bu ameliyle cennete doğru gidiyor. Bunda hadisin ifadesi ikrar ediyor. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ İfadenin şey dediği nokta burası. Sonra cennetle arasında bir zira kalmışken kitap öne geçer diyor. Ve kişi cehennemlik kılar mı diyor. Hayır. فَيَعْمَلُ Adam bu kez yine o amel eder. Bi ameli ehlin nari ateş ehlin ameliyle amel eder. Amelini kim değiştirdi? Kim yine yani bu kez cehenneme gitmek, cennete gidecek ramak kalmışken ama olmaz. Cenab-ı Hak onu yine cehennemine kor mu diyor, yoksa kişi buradan dönüş yapıyor ki böylelerini çok görüyoruz. Böyle olmaktan da Allah Azze ve Celle'ye sığınıyoruz. Kişi kırkına, ellisine, altmışına kadar mazbut yaşıyor, Sonra birdenbire direksiyonu kırıyor. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ Ayetlerimizi kendisine verdiğimiz adam Karun'u anlattığı söylenir. فَنْسَلَخَ مِنَا Sonra iyi bir Tevrat okuyucusu iken bunlardan sıyrıldı. Dünyaya yöneldi. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ Bütün sonsuz beklentisini geleceğini yeryüzüne yöneltti. Hevasının peşine düştü. فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَوِينَ Şeytan da onun peşine düştü, tam benlik diye ve bu azgınlardan oldu. Şimdi hiç önemli değil, son günde bile kişi dönüp Cenab-ı Hakk'ı reddetse, küfretse, bütün amelini ziyan edebilir mi? Edebilir. Şimdi biz Cenab-ı Hakk'ın önden bilgisine dışarıdan biri olarak kendimizi varsayalım. Cenab-ı Hak dedi ki bak kişi orada amel ediyor. Zamanın öncesinde dedi ki bu kişi bedbaht. Ben bedbaht olacağını bildim dedi Cenab-ı Hak yazgıyı gösterdi. Biz kişiye bakıyoruz. Kişi iyi amellerde bulunuyor, 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 bulunuyor. Son günde veya son haftasında veya son yılında tercihini değiştiriyor, başka amellere yöneliyor ve küfürle ömrünü tamamlıyor. Ya Rabbi senin bilgin gerçekten sağlam dedir diyor. İşte kitabın yere düşmemesi, Cenab-ı Hakk'ın bilgisinin yere düşmemesi böyledir. <laughs> Kişi amelini değiştirdi. Feyamelu bir ameli ehlin nar. Amel etmeye başlar ateş ehlinin ameliyle. Kişi hala amel ediyor. Dolayısıyla bizim bunu kötü okuma yapmaya hakkımız yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer sizin iradeniz yok diyecekse bunu böyle derdi. Ey insanlar iradeniz yok ben de sizi çağırıyormuş gibi yapıyorum ama aslında yani benimki de bir formalite yerini doldursun. Yoksa zaten gelecekler sadece gelebilir, gelemeyecekler sadece gelemez zaten. Boşuna işte böyle bir şey yok. Hiçbirinizin iradesi yok deklarasyonla bunu dönüştürmek sırf bu türden hadisleri işte bak temeli yok, anlamı yok diyebilmek için. Peki benzeri ayetler ne yapacaksınız? Ve onlara bir yolunu buluyoruz. Kiminiz yolunu buluyoruz dediğiniz anlamlarını dejenere ediyorsunuz, tahrif ediyorsunuz. Kiminiz de ya o zamanlarmış yanlış söylemiş, tutarsız ve çelişkili zaten ama biz bir iyilik yapıp Cenab-ı Hakk'ın ayetlerine bunlar geçmişte kalmalı diyeceğiz. Kiminiz de böyle yapıyorsunuz. Halbuki aslında anlamaya çalışsak bize böyle bir şey söylemiyor. Böyle bir muradı olsa bunu açıktan söylerdi. Yani kulun iradesi yoktur. Cenab-ı Hak ne dediyse o olur. Cehennemlik yarattığı cehennemlik olmak için yaratmıştır. Cenab-ı Hakk'ın hakkıdır. Kulun böyle bir tercihi vesaire yoktur. Der çıkardı işin içerisinde. Akidemiz böyledir der çıkardı işin içerisinden. Öyle demiyor. Dolayısıyla zulmetmeyelim etnin kendisine. Bunun tam tersi de mümkündür. Bizim aramızda da böyle şeyler oluyor. Bizde gaybi bilgi yok ama Cenab-ı Hakk'ınkine benzeyen, benzetilebilirse şayet tahmini bilgi var. Mesela adamın biri, biriyle ilgili onu pek gözüm tutmadı diyor. Diğer insanlar diyorlar ki ya niye öyle diyorsun, hakikaten çok iyi falan. Allah Allah şöyle bir daha bir karşısına alıyor, şey yapıyor. Yok ondan bir şey çıkacak bak görürsünüz benim gözüm tutmadı onu diyor. Sonra böyle son anda bir vurgun yapmış, etrafı kasıp kavurmuş, ne bileyim bir şeyler yapıp kaçmış biri çıkarsa eğer ne diyor bu ben demedim mi diyorum. Ben dedim size bilgisi önden sezisi ve bilgisi eğer gerçekleştiyse ben bir şey biliyorum elbette diye bunun bu kez havasını atıyor öyle değil mi? Cenab-ı Hakk'ın hadiste söylenen de önden bilgisi biz bunu inkar edebiliyor muyuz? Allah Azze ve Celle sadece şuhudu bilebilir nasıl deriz? Sadece olay gerçekleştiğinde Cenab-ı Hak bilir. Gerçekleşmemiş olayları Allah Azze ve Celle bilemez. Nasıl diyebiliriz? Cenab-ı Hakk'ın bilgisini şuhuda indirgemek, o bize ait bir şey. Öncesinde bilemez, gerçekleşecek, yani tanık olunacak bir hadise, şuhud, yaşanan zaman, t eşittir sıfır anı. Bu olmadan Cenab-ı Hak da bizim gibi bekler, acaba nasıl olacak? Önden böyle çok güçlü tahminleri olabilir diyor. Ama kesin olarak bilemez diyor, Aşağı tahmin düzeyinde kalan, çok güçlü tahmin bile olsa tahmin düzeyinde kalan biz kullarınkidir. Cenab-ı Hak bize bu meziyeti vermiş. Öncülleri üzerinden kestiririz. Ama Allah Azze ve Celle'nin ki ilimdir. Cenab-ı Hakk'ın bilgisi şuhut ile sınırlı değildir. Allah Azze ve Celle isteseniz de istemeseniz de sevseniz de sevmeseniz de aklınız erse de ermese de gaybı bildiğini söylemektedir. Cenab-ı Hakk'ın gaybı nasıl bilebildiğini bilmiyoruz. Bilebilsek biz de zaten bu kez ha gayb şöyle bilinebiliyormuş diye çözerdik işi. Bilmiyoruz ama bildiğini söylüyor. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle T0'ın öncesinden yaşanacak olayı bilir. Çok geçmişe kalmış, artık şuhud ile kulların erişemediği geçmişteki bilgileri de bilir. Dolayısıyla yaşanan anın yani şuhudun öncesini de ve sonrasını da yaşanan an kadar Allah Azze ve Celle bilir. Bu bilgisiyle bu yazıyı yazdırır ve onun bilgisi yere düşmez diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Velev ki biri çok iyi olsa 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 bile görürsünüz bak o kalkar son anda kötü amel yapar Cenab-ı Hakk'ın dediği çıkar. Ameli kim yapıyor? Resulullah hadiste kim yaptı dedi ameli? Kişinin kendisi yaptı. Onun iradesini ve tercihini Cenab-ı Hak ele geçirir. Dur hele benim dediğim gibi yapacaksın. Böyle bir şey demedi ki böyle bir evhama kapılıyorsunuz. Dolayısıyla bu gruptaki hadislerin hiçbirinde bu manada böyle bir iradeyi refüze eden, reddeden anlam olmadığı halde bunu bu anlamı bunlara yükleyerek sonra da bak işte en çok güvendiğiniz en çok güvenilmesi gerektiğini söylediğiniz bu halde var. Müslim'de var. Güya muttafakun aleyh hadis. Hayatın en temel hakikati olan iradeyi reddediyor. İşte sizin hadislerinizin durumu diyen maksatlı e, ve esas maksadı Resulullah'la mücadele olan onu risaletini ortadan kaldırıp yerine kendisini koymaya çalışan anlayışın ne zuhur yaklaşımları bunlar. Bunların kayda değer bir kıymeti harbiyesi yoktur. Resulullah'ın söylediği böyle bir şey değildir. Reddetmek istedikleri şey Allah Azze ve Celle'nin gaybı bilgisi ise bunu açıktan söyleyebilirler. O zaman da dediğim gibi sünnetle mücadele edenlerin aslında temel mücadelesi Kur'an'la'dır. Yani Kur'an'ı reddetmedikleri sürece Resulullah'ı reddetmeye imkan ve fırsat bulamazlar. Mümkün değildir. Çünkü etle tırnak gibi her ayet Resulullah'ın sünnetiyle eşleşmiş durumdadır. Bırakmaz onu. Dolayısıyla gece gündüz peki ya şu ayetten nasıl kurtulacağız diye aslında bakın ayetlerle mücadele ediyorlar. O zaman şu ayeti nasıl anlayacağız? O zaman peki şu ayetin Resulullah'a gönderen yanını? Dolayısıyla bu hadisle ilgili cevabımız bu şekildedir. Sırada başka nasıl bir hadis var?